Gerekirse evet, söylediğim gibi bugün özellikle Mold Matrix Extension adını verdiğimiz bir adı PTC'nin yeni geliştirmiş olduğu bir modülden özellikle bahsediyor olacağım. Bu modülle beraber bize sunulan şeyler neler? Onlardan yine hızlıca bahsetmeye çalışayım. Söylediğim gibi daha hızlı bir şekilde, verimli bir şekilde takım yollarını oluşturabilmek hedeflenmiş durumda. Ama bu hızla beraber ürün kalitesini de düşürmeyecek, hatta artıracak, geliştirecek şekilde de takım yollarında özelleştirmeler sağlanmış. Aynı zamanda Modelworks ile beraber yapılan bu çalışmanın Creo tarafından baktığımızda eski alışkanlıklara uygun olacak şekilde data transferini gerek kalmadan çalışabilme imkanı sağlaması da sağlanmış durumda. Kullanımı kolay. Creo'nun arasında bütünleşik olarak çalışabilen, Comprehension dediğimiz karmaşık 3 eksen işlemleri gerçekleştirmemizi sağlayan ve hızlı takım yolu hesaplamalarını sunan bir modül. Bu bahsettiğimiz modül. Creo kullanıcıların özellikle alışık olduğu bir arayüzde çalışabilmesini sağlayan, yeni başlayanlar için de içeriye özel duyarlı menüleri ve sağ menü tuşlarının kullanımı sayesinde kolay adapte olup öğrenebilecekleri bir ortam sunuyor. Arayüz olarak baktığımız zaman yeni gelen özelliklerden bir tanesi Creo 5 ile beraber takım yollarındaki hesaplama parametrelerinin PTC tarafından önceden ayarlanmış formüllerle otomatik olarak geliyor olması. Bunu da bu mod ile beraber yine kullanabiliyorsunuz. İlave olarak isterseniz şablonlar oluşturabilmek, kendinize ait template'ler oluşturup onlar üzerinde çalışabilme imkanı sunuyor veya takım parametrelerini atayıp bunu bir kütüphaneye ekleyip o kütüphaneden kendi verilerinizle çalışabilme kabiliyeti baktığımız zaman az önce söylediğim gibi doğrudan Creo geometrileriyle beraber çalışabiliyorsunuz. Bütünleşik olarak da çalışabiliyorsunuz. Data transferine gerek kalmıyor. Datalarla ilgili düzenlemeler, iyileştirmeler, import ya da benzeri faaliyetleri geliştirmenize gerek kalmıyor. Bu da aynı zamanda takım yolları güncellemesi durumunun daha doğrusu modelin 3 boyutlu olarak güncellemesi durumunda da takım yolları yine Creo'nun o bütünleşik yapısı sayesinde otomatik olarak güncelleniyor. Burada sunulan içerik olarak baktığımız zaman 3 eksen trajektörü kullanabiliyorsunuz. Alışık olduğumuz şeylerden bir tanesi delik delme cycle'larını gerçekleştirebiliyorsunuz. High speed işlemede 3 artı 2 pozisyonlamalı işleme de gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada high speed işlemede bize adaptive roughing dediğimiz işte kaba işleme, ara kaba, finish ve finishing kalanı, semi finish gibi işlemler gerçekleştirebilme kabiliyetleri sunuyor. Bunları program arayüzünde anlatmaya çalışacağım. Bize aynı zamanda hedeflenen dediğim gibi daha hızlı bir hesaplama sağlaması. Burada da özellikle çoklu çekirdek ve işlemci desteğinin kullanılıyor olması en önemli şeylerden bir tanesi. Ve farklı seviyelerde bellek tampon bellek kullanımıyla da hesaplamaların hızlandırılmaya çalışılmış o şekilde kullanılıyor. Yine tablo üzerinden son bir bakarsak neler sunuyor bize. Az önce de bahsettiğim gibi farklı modüller mevcut. Bu modüller sizde kullanımınızda da olabilir. Kullanmayla ilgili düşünceleriniz de olabilir. Mold Machine Extension yeni gelen bir modül. Bu modül sayesinde özellikle yüksek hızlı high speed işlemeler için odaklanmış komutlar sunulmakta. Beraberinde yine alışık olduğumuz 3 eksen trajektörü, delik delme cycle'larını kullanabiliyoruz. Kütüphane oluşturabilme, işte post prosesör kullanımı ve Modelworks ile beraber gelen talaş kaldırma simülasyonu kullanımı da bu modül içerisinde dahil edilmiş özellikler içerisinde yer alıyor. Şimdi isterseniz programın arayüzünden birazcık bu konuyla ilgili örnekler yapalım. Yine sorularınız olursa da bu sunumun sonunda sorabilirsiniz. Ben de onlara cevaplamaya çalışırım. Şimdi örnek bir dosya açayım. Öncesinde şöyle bir şey yapayım. Mesela ben burada kapak diye bir modelim vardı. Şöyle bir modelim vardı. Bu model için bir tane basit kalıp çekirdeği ayırma işlemi gerçekleştirdik. Open dedik. Şuradan gelirsek mold sample'ımıza şöyle bir şey gerçekleştirdi. Şunu gizleyelim. Burada adlı Creo'nun arayüzünde de ciddi değişiklikler oldu. Kullanımı kolaylaştıran şeyler oldu. Burada mold opening ile şöyle bakarsak define deyip örneğin şunu
Bu volümü yükseltmek istiyoruz. Hop. Tamam dedik. Şöyle bakarsak işte bir kalıp ayırma işlemi gerçekleştirdik ve parçamızı bu şekilde kalıp işlemini ayırdık. Burada bir tane elektrot kendimize oluşturduk. Daha sonra bunların işlenmesiyle ilgili örneğimize şimdi geçeceğiz. İşleme dosyamıza burada geldiğinde şöyle bir örnek dosyam mevcut. Bu dosyada daha önce yapmış olduğum işlemeler var. Onları şu anda yokmuş gibi varsayıp işleme örneklerini sizinle beraber gerçekleştirmeye çalışacağım. Yine alışık olduğumuz Creo'nun bu ribbon arayüzünü burada kullanıyoruz. Manufacturing sekmesi içerisinde referans modelimizin çağrılması, ona ait kütüğün oluşturulması veya tezgah tanımlaması ve operasyon tanımlaması gibi faaliyetler aynı daha önce kullandığımız şekilde gerçekleşiyor. Burada farklı olarak mil sekmesine geldiğimiz zaman, işleme sekmesine geldiğimiz zaman şurada ilave olarak High Speed Milling adında yeni bir menü geliyor karşımıza ve burada yeni takım yolları sunuluyor bu modül içerisinde. Bu modülün lisansı olduğu zaman buradaki komutları kullanabiliyorsunuz. High Speed Raw ile mesela başlamak gerekirse öyle bir kaba işlemi yapmak istiyoruz dedik. High Speed Raw'a geldiğimiz zaman normalde Raw ya da Volume Raw komutlarından alışık olduğumuza benzer bir dashboard geliyor. Birçok komutumuz artık bu şekilde dashboard arayüzüyle geliyor karşımıza zaten. Önce bizden istediği şey takımımızı seçmek. Buradan örneğin ki ben işte 16'lık bir takımım varmış daha önce tanımladığım. Bu takımı kullanmak istediğimi söylediğimde bana diyor ki takıma ait bilgileri kullanmak ister misin? Evet diyorum. Ben takıma ait buradaki bilgileri, parametreleri takımdan alıp kullandı şu anda. Hangi koordinat eksene göre çalışacağım buradan bana şuradan bakın gösteriyor. Burada koordinat eksen olarak şuradaki sıfır koordinat ekseninden çalışacağımı söylemişim. Bunun dışında benden istediği şeyleri yine yönlendirerek söylüyor. Referans olarak nerede çalışmak istersin? Bu takım yolda mil window dediğimiz bir çalışma penceresi mantığıyla çalışıyor. Diyorum ki ben şuradaki çalışma penceresinde sınırlar içerisinde çalışmayı istiyorum. Daha önce tanımladığım bir mil window'um var. Onun içerisinde çalışmak istiyorum diyorum. Parametreler dediğim gibi program tarafından otomatik olarak dolduruluyor veya isterseniz siz uygun gördüğünüz şekilde buradaki parametreleri değiştirebilirsiniz veya az önce benim yaptığım gibi buradaki parametreler doğrudan takımın kütüphanesinden takımın kendisinden alınabilir. Şöyle ki Edit Tool dediğimde baktığımız zaman bu takımın cut data bilgilerinde bakın roughing işleminde ya da finishing işleminde olması gereken değerleri daha önce tanımlamışım. O tanımlı olan değerlere uygun olacak şekilde ya da dilersek burada malzemeye özel olacak şekilde de bu değerler tanımlanabilir. Bu değerleri kullansın dediğimde o değerleri gelip burada kullanması sağlanmış durumda. Default olarak girdiğim değerlere bağlı olarak burada takım yolda işlemesini hesapla dediğimizde playpad deyip takım yolu hesaplamasını bizim için gerçekleştiriyor. Sol altta bize takım yolu hesaplamasının yüzde kaçında olduğunu söylüyor, onun bilgisini veriyor. Hesaplamamızı yaptıktan sonra da işte burada takım yolu hızımızı ayarlayıp playpad deyip takım yolumuzu alışık olduğumuz şekilde işlemesini sağlayabiliyoruz. Bu takım yolunda mümkün olduğu kadar retry kalkmadan kısa mesafelerden ya da kalkmak gerekiyorsa daha kısa retry hareketleriyle kalkışları yapıp geçişleri sağlama ya da girişlerde daha böyle helisel girişlerle doğrudan dalmalar değil de helisel girişlerle işlemi yapacak şekilde bir çalışma mantığı öngörülmüş ve o şekilde şey hazırlanmış, programın arayüzü hazırlanmış. Dilersek burada talaş kaldırma simülasyonuyla da çalışmamızı daha net bir şekilde görebiliriz. Örneğin şöyle bir kütüğümüz var. Bu kütük üzerinde işlemi hangi kalitede bize göstermesini, hangi yoğunlukta göstermesini istediğimizi söyleyebiliriz. Stok görüntülemesini sequence olarak mı ya da tool olarak mı, takım olarak mı, takım yolu olarak mı renklendirmesini istediğimizi söyleyebiliriz. Yine takım yolunda burada bana takım yolu izini göstersin, eksen hareketlerini göstersin mi gibi şeyleri tanımlayabiliriz. Burada play dediğimiz zaman benzer şeyleri buradaki playpad ekranında da sağlayabiliriz. Bu program modül ile beraber çalışan bu arayüz içerisinde Gauge Report dediğimiz burada gördüğünüz gibi dalma kontrolünü çalışıyorken
collision dediğimiz daha çok tutucuların parçaya olan çarpmasını kontrol etme noktasında burada bilgileri bize anlık olarak veriyor. Ya da takım listesiyle ilgili hangi takımlar kullanılmış, hangi operasyonlar işlenmiş, bu sekansla ilgili genel bilgiler nelerdir ya da işte burada kullandığımız takım yolunun genel bilgileri nelerdir. Örneğin Z'de 0.2'ye kadar işlemiş. X'de -77.7'ye gitmiş gibi böyle bize bilgiler sunuyor. Şimdi playpad dediğimiz zaman da gördüğünüz gibi işlemeyi gerçekleştiriyor. Talaş kaldırma işlemini gerçekleştiriyor. Dilersen buradan diyorum ki bana şeyi gösterme, fixture'ü gösterme. Dilersen bana buradan takım yolunu gösterme, iz olarak gösterme. Ya da bana buradan örneğin target yani asıl CAD datasını burada göster. Buradan ben aradaki ne kadar bir farklılık olduğunu gözlemsel olarak da görmek istiyorum diyebiliriz. Ya da ders diyebiliriz ki bana stoğu gösterme, parçayı göster veya stoğu göster ama parçayı göstermene gerek yok deyip buradaki işlemeyi de böyle izleyebilir, takip edebiliriz. İşlememizi hızlandırdık diyelim ki işte burada işleme sonucunda nasıl bir kütük ortaya çıkıyorsa onu bize görüntülüyor. Bu aşamada dilerseniz stok modelden Save in Process Stock deyip bir sonraki takım yolunda burada kullanacağımız kütük yani bundan kalana göre bana göster demek için Save in Process Stock kullanabilirsiniz. Ya da burada kayıt işlemlerde Save STL deyip örneğin bunu kaba olarak kaydet diyorum. İşte kaba STL olarak kaydet dedim mesela. Kaydettikten sonra buna close diyelim mesela. Tekrar ekranımızı kapatalım. Bir sonraki işlemede o kütüğü dikkate alarak işle diye söyleyebileceğimiz bir opsiyon sunuyor bize. Şimdi buradan da mesela parametreleri önce biraz bakalım. İşleme parametreleri burada standart olarak minimum hani girmemiz gereken değerler mevcut. Cut fit işte ne kadar olacak, kesme değerimiz. Stock allow örneğin bir sonraki işlemeye ne kadar bir pay bırakmasını istiyoruz buradan söyleyebiliriz. Maksimum step depth dediğimiz paso miktarı gibi şeyler var. Bu işleme tipinde özellikle constant load kullanılıyor. Tarama tipi olarak, işleme tipi olarak. Bunun da önemli sebebi 3 boyutlu olarak tezgahta takım üzerine gelen yüklerin eşit dağılımını sağlayacak şekilde bir ilerleme yapmaya çalışıyor. Özellikle high speed işleme için tavsiye edilen takım yolu opsiyonu bu. Ama siz buradaki farklı diğer parametreleri kullanarak constant load ya da spiral ya da tip 1 dediğimiz işleme yöntemlerini kullanarak da çalışabilirsiniz. Bununla beraber bu opsiyon olarak baktığımız zaman rough only dediğimiz sadece kaba işle veya kaba işle arkasından bir de profil pasosu geç gibi kaba ve kaba işleme opsiyonları ile ilgili tercihlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin burada bazı parametreler mesela clear distance parametresi gördüğünüz gibi bir şeye eşleştirilmiş. Örneğin maksimum step depth değerine 5 ilave et gibi formülizasyon sağlanmış. İster formülü bağlı kalacak şekilde bu değerleri kullanabilirsiniz. İsterseniz de hayır ben kendim ideal değeri biliyorum. Buradan doğrudan kullanabilirim diye söyleyebilirsiniz. Yine bu diğer Clear programlarında olduğu gibi daha kapsamlı parametreleri görmek için parametre ikonumuza tıklayıp buradan daha detaylı olarak görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bazı detay parametrelerimiz mevcut. Bunlar içerisinde kullanabildiğimiz parametrelere bakarsak işte şöyle geldiğimiz zaman farklı olan şeylerden bir tanesi. Örneğin bir mil window olsa bile işte bir artı birden başta eksi bire kadar işte gibi derinlik aralıklarını buradan tanımlayabiliyorsunuz. Burada öyle bir farklılık var. Birazdan bir örnekte bunu beraber yapar, görürüz. Tarama tipi dediğimiz gibi olabilir. Kesme tipi olarak baktığımız zaman climb cut genelde tercih ediliyor ama burada dilerseniz zigzag dediğimiz işleme tipini de tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Slice path dediğimiz ortamda pass by veya slice by seçeneği kullanarak ya bir seferde bir katmanı bitir sonra diğer seviyeye geçtiği pass seçeneğini kullanabilirsiniz ya da her seviyede Z seviyelerini eşit tutacak şekilde işlediği slice mantığını da kullanabilirsiniz. Bu takım yolu arayüzü içerisinde. Burada bakın takım çapının %80'i kadar bir helisel diameter'la parçaya girmesiyle ilgili bir şeyimiz var. İşleme opsiyonumuz var. Buna göre de opsiyonları kullanabiliyoruz. Şimdi okey dedik. Bu şekilde tekrar takım yolumuzu örneğin hesaplatıp işlemek istediğimizi varsayalım.
Şu an tekrar aynı işlemleri yeni baştan hesaplatıyoruz. Ondan sonra da bir arakaba işlemi nasıl yapabiliriz onu göreceğiz beraber. Şimdi kütüğümüz bu şekilde gelsin. Ben yine buradan işlemi gerçekleştir diyorum. Biraz hızlandırayım bunu da. Buradan da toolpath'i göstermesini isteyip istemediğimizi söyleyebiliriz. Yine biliyorsunuz Creo 3'ten bu yana kullandığımız burada compare seçeneğini kullanıp örneğin işte nerede ne kadar talaş kalmış, sizin için ne kadar önemli, örneğin 0.1 ile 0.3 arasını bu renkte göster. Örneğin 0 ile eksi 0.2'yi bu renkte göster diye. Sonra compare dediğin zaman modelin neresinde ne kadar talaş kaldığını renk kodlarıyla size söyleyecektir. Şu anda baktığımız zaman sarı olarak şu bölgelerde negatif olarak görünse de aslında 0 derecede olduğunu görüyoruz. Şu bölgelerde mavi olan bölgelerde hala işlenmesi gereken talaşların olduğunu takip edebiliyoruz. Şeklinde renk kodlarıyla bunu görebilirsiniz. Veya section'la örneğin X yönünde keserek ya da Y yönünde keserek veya burada Z yönünde keserek gibi kesme yönlerini belirleyip kesme derinliğiyle nerede ne kadar talaş kaldığını daha dikkatli bir şekilde izleyip takip edip değerlendirebilirsiniz. Şuradan da şeyden dönelim. Pardon. Stoğu tekrar kaydedecektim bir örnek göstermek için. Şuradan sto özellikle ST olarak kaydet deyip kaydettim. Ondan sonra close deyip şeyi kapattım. Burada işte kaba işlemini gerçekleştirdim. Bundan sonra daha küçük bir takımda kalanlar işlemeye niyetim var. O zaman buradan high speed raw komutunu kullanıp kalan işleyeceğim. Ama mesela burada dedim ki farklı bir açıdan bakıp işlemem gerekiyor. Kalan ters açı kalan bir yer var diyelim ki mesela. Örneğin bu gibi durumlarda da şöyle bir şey yapabilirim. Taptan bakıyorum mesela modelimi. Şuradan diyorum ki modelimi reorient et. Bana modeli tekrar göster. Dinamik olarak reorient edip modeli şöyle çeviriyorum. Mesela şöyle açıyla bakacağım. Şöyle bakayım diyorum mesela modele. Şöyle daha iyi oldu. Örneğin eksi 15 derece açıyla bakacağım. Burada bana bir tane koordinat ekseni lazım. Ben diyorum ki yeni bir koordinat ekseni oluşturmak istiyorum. Şuradan gelip yeni bir koordinat ekseni oluşturmak istiyorum. O da nasıl? Şurada bakmış olduğum koordinat ekseninin Z ekranı bana bakacak şekilde bir koordinat ekseni oluştur deyip parça sıfırını hemen burada pozisyonlama için oluşturdum. Bu yeni oluşturmuş olduğum pozisyonlama için oluşturmuş olduğum parça sıfırını kullanmak istediğimi söylüyorum. Ona göre de bana diyor ki işte buradan kredinin süzlemini ya da benzeri şeyleri değiştirmen gerekiyor. Şimdi kullanacağım takım atıyorum şöyle bir takım olsun. 4,5'lu bir takım. Takım değerlerini yine gelsin şeyden oluştursun. İşleme için bana referans bir pencere istiyor. Ben dedim ki referans pencere için bir düzleme ihtiyacım var. O da nedir? Şu yeni oluşturduğum düzlemin z'ine göre şurada oluşsun. Görsel olarak kolay bir şekilde oluşturabilmemizi sağlayan bir şey var, yapısı var. Şöyle baktığım zaman İşte 27 birim yukarıda olsun dedim ve buradan bir tane mil window oluşturmak istiyorum diyorum. Benim için bir tane pencere kendi otomatik olarak oluşturuyor. Oluşturmuş olduğu bu yeni mil window'u kullanmak istediğimi söylüyorum hemen. Şunu yerine remove diyelim. Basement'tan şu yüzey değil, şu yeni yapmış olduğumuz düzlemi kullan, ona göre oluştur dedim. Kendi bir tane oluşturduğu pencere bizim için otomatik olarak istersek kendimiz de tanımlayabiliriz. Referansımızı tanımladı. Bakın burada iki opsiyon sunuyor bize Arakaba için. Birincisi, işte diyorum ki bir önceki takım şuydu. Bu takımdan kalana göre işleyebilir.
Veya diyebilirsiniz ki bir önceki takımdan kalan kaba az önce kaydettiğim stoğu buraya gösterip bu kaldı deyip buna göre işle dediğim zaman artık takımı değil o kütüye göre kalanı hesaplayıp buradaki işlemi gerçekleştirme imkanı sunuyor. Clearance düzlemi olarak da diyorum ki şuradan güvenli emniyet hareket mesafesi şöyle olsun. Atıyorum işte 50 birim yukarıda olsun diyorum. Ve takım yollarını buna göre hesapla dediğimde ona uygun olacak şekilde takım yollarımızı şimdi hesaplıyor olacak. Güzel. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Buradaki daha önce yapmış olduğum takım yollarından devam edelim isterseniz. Edit Definition dedik. İşte kalanı burada gördüğünüz gibi takıma göre veya kalanı bu kütüğe göre hesapla diye söyledik. İşte kullanmak istediğim takım hangisi? İşte örneğin şu takımı kullanmak istiyorum. Bunun değerlerine göre hareket etmek istiyorum dedik. Sonra playpad deyip ona göre takım yolunun hesaplanmasını sağlamasını söyledik. Şimdi takım yolunun hesaplanmasını yapıyor. İşte yüzde kaçta olduğunu bize söylüyor. Ha, kayıt görüntü galiba takılıyormuş. Bazı arkadaşlar uyardı beni. Burada şey yapacağız. Oluşturmuş olduğumuz kaydı, video kaydını daha sonra sizinle paylaşacağız. Oradan da tekrar indirip izleyebilirsiniz. Burada da sorularınız olunca tekrar sorabilirsiniz. Şimdi hesaplamasını bitirmesini bekliyorum. Girişlerde her zaman rampayla giriyor. Standart olarak 5 derece bir rampa sunuyor. Bu rampaya girerken de helisel olarak giriyor. Doğrusal direkt şey olarak girmiyor. Şurada gördüğünüz gibi helisel rampalarla işlemeye giriyor. Rampaların açısını dilerseniz parametrelerden değiştirebiliyorsunuz. Farklı olmasını sağlayabiliyorsunuz. Pencere sınırlarını doğru ayarlamış olsaydım normalde şu deliklere girmesini de engellemiş olacaktım. Şu anda ben onu yapmadım. Bu şekilde girmesini sağladık. Burada baktığımız zaman parametrelerde şöyle biraz daha parametrelerimizi detaylandırıp bakarsak şöyle aşağı doğru indiğimizde rampa açısı 5 derece şeklinde sunuyor. Siz dilerseniz bu açıyı değiştirebilirsiniz. Daha farklı bir açı olarak tanımlayabilirsiniz. Şuradan da bakayım. Okey deyip bu şekilde kaba ve ara kaba gibi işlemleri birbiri arkasından takip edecek şekilde mil sekmesinde gerçekleştirebilirsiniz. Yine finish işlemlerini de aynı şekilde oluşturabiliyorsunuz. Şöyle yapabiliriz. Mesela burada takım yollarını şöyle tekelim. Örneğin finish yapacağın zaman da high speed milling finish yapacağım deyip buradan kendinize uygun bir takım seçip örneğin edit tool diyorum. Bu sefer yeni bir takım yapacağım. Yepyeni bir takım. Örneğin küresel uçlu bir takım. Atıyorum işte dörtlü bir takım olacak ama ucunda bir dik radius olsun diyorum. Ona uygun bir değer veriyorum. Mesela bir isim veriyorum. D4R1 gibi.
apply diye bu takımı kullanmak istediğimi söylediğimde bakın bana parametre sormuyor. O otomatik olarak yapılan hesaplamalara göre bunu sunuyor. Referans olarak nereye işlem yapacaksın diye soruyor. Diyorum ki şurada işleme yapacağım. İşlemi sınırlandırabilirsiniz. Yeni bir pencere oluşturabilirsiniz. Buna uygun olacak şekilde şimdi hesaplamasını yap dediğimizde o tanımlı olan bölge içerisinde finish uygulamasını gerçekleştiriyor olacak. Finish'i burada gördüğünüz gibi vermiş olduğumuz step over ve step depth değerlerine uygun olarak gerçekleştiriyor. Orada da parametrelerimizi birazcık irdeleyebiliriz. Bir step over parametresi verebilirsiniz. Yani yanal kayma değeri. Şimdi bu takım altı düz olduğu için biraz daha geniş bir yanal kayması verip ama düşeyde daha farklı bir yanal kayma değeri, yani düşer kayma değeri verebilirsiniz. Bir sonraki işleme ne kadar paso bırakacağınızı buradan tanımlayıp Z'de özellikle Z seviyesinde düzlemsel yerlerde daha farklı bir paso bırakabilirsiniz dilerseniz. Bunu buradan tanımlayabilirsiniz. Burada yine dediğim gibi start height ve end height seçenekleri sunuyor. Yeni opsiyonlardan bir tanesi bu. Örneğin eksi şu kadar seviyeye kadar bunu işte diye söyleyebilirsiniz ya da belli bir seviyeye kadar. Örneğin şu seviyeye kadar gelmesini istiyorsanız o seviyeye kadar işlemesini sağlayabilirsiniz. İşlerken işte climb cut yapsın, zigzag ya da spiral işleme yapsın gibi farklı seçenekler kullanabilirsiniz. Finish opsiyonlarında farklı seçenekler sunuyor bize. Örneğin smart cut dediğimiz yani her yeri kendi değerlendiriyor ya da constant z gibi böyle farklı seçenekler var. Ya da düz alanları sadece düz alanları işlesin şeklinde bir şey var. Paralel cut dediğimiz bir seçenek var. Orada sanki bir kütük varmış onu işliyormuş gibi yap seçeneği var. Bunları belki uygulayarak görmek daha doğru olacaktır. Bu arada onu hesaplarken yine sorularınıza bakayım. Yani şey için spiral burada evet normalde surface milling'de olmayan spiral özelliği gelmiş bir özellik. Ama spiral özelliği farklı takım yollarında mevcut. Kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde işlemimizin Z seviyesini farklı ama yanal kayma değerlerini farklı yaparak işleme sürelerimizin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Tabi uygun takımları kullanıp uygun yerlere ya da buradaki pencere sınırlarını daha düzgün hale getirip ya da şuradaki işleme yüzeylerini doldurup işlemeyle ilgili farklı alternatifler sunabiliriz. Yine parametrelerden smart cut yerine mesela buradan gelelim paralel cut'ı seçelim. Bu biraz daha hesaplaması uzun sürüyor ama şöyle bakarsanız şöyle bir işleme size sunuyor. Direkt bu şekilde kütükle beraber işlersek de burada katı varmış gibi de işleme yapabiliyor. Yine paralel kat yerine atıyorum buradan ya da spiral yerine örneğin zigzag kullanacağım. Constant kat kullanıyorum mesela. Şöyle geldi. Bakın her tarafta da aynı eşit aralıklarla işlemeye çalışacak şekilde böyle farklı bir finish opsiyonu bize sunuyor. Finish'ten kalan işleme ile ilgili olarak da High Speed Milling ve Finish opsiyonu sunuyor. Ona gelmeden önce bakayım bir sorumuz var mı? Şu an herkese görüntü geliyor mu acaba? Sanırım gel tamam güzel. Bir arkadaşımıza görüntü gitmemiş. O yüzden bir bakayım dedim. High speed rest finish'e geldiğimiz zaman da burada baktığımız zaman işte yine önceki takımınız nedir? Yani hangi takımda işlem yapacaksınız onu seçiyorsunuz. Örneğin diyorum ki yeni bir takım tanımlayacağım. Bu takım küresel olacak. Birlik küre olsun diyorum mesela. B1 dedim, apply dedim, okey dedim. Referans olarak nereye işleyeceksin diye soruyor. Şu takımdan kalana göre şu pencere ya da sadece şu bölgeyi diyebiliriz. Mesela buraya başka bir pencere daha tanımlayabiliriz. Geldik. Başka bir pencere için sketch'le çizmek istiyorum diye penceremizi tanımlayabiliriz. Örneğin şu bölgede sadece baksın demek için. Bizden referans istiyor. Referansımız da şu olsun. Burası da okey. Mesela böyle bir işleme için kalan kısmını
Şu an referansımı da seçti. Hesapla diyorum. Çok daha küçük bir takımla işlemeye geçtiğim için kalanları hesapladı. İşte verdiğimiz opsiyonlara göre de buradaki işlemeyi gerçekleştiriyor bakın. Böyle bir şey olabilir. Parametrelerden gelir smart card değil. Örneğin constant z olsun. Hep z'de kessin. Bu z level diye söylenen kesme şekliyle kessin mesela dedik. Bu opsiyona göre tanımladık. Kalan yerler o şekilde işlesin. Finish'ini yapsın dedik. Bu şekilde o kalan yerlerin işlemesini de yapıyor. Biz de ilersek buradan parametrelerden işte şöyle detay olarak bakarsak step over değerini değiştirip 0 5 yapıp buradaki step over değerini 0,05 yapıp eşitleyebiliriz. Scala Python'da aslında asıl amacımız olan yüksekliği ayarlayabiliriz. Yani daha doğrusu yüzey kalitesini de oradan söyleyeyim. Oyuna 0,1 deyip böyle hesaplasın ama aslında ben %0,05'lik bir yüzey kalitesi istiyorum deyip işlemi ona göre yapmasını söyleyebiliriz. O da ona göre hesaplamasını gerçekleştirip bize sonuçta olması gereken işlemeyi bu şekilde sunuyor. Dediğim gibi farklı opsiyonlar mevcut. Yani buradan gelip climb cut yap, spiral cut'la aynı şeyi oluştur mesela spiral cut'la. Yani farklı scan type'larla farklı şeyleri birleştirdiğinizde sonuçlar da farklı oluyor. Ona uygun şekilde en uygun şeyi seçip işlemenizi yapabilirsiniz. High speed meshing'de baktığımız zaman işte raw, res, raw, finish ve rest finish seçeneklerini size sunuyor ve bunları kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında burada bu modülün içerisinde diyelim delik delme opsiyonlarını ve trajektör opsiyonlarını kullanabiliyorsunuz. Örneğin trajektöre geldiniz. İşte buradan bir tane uygun bir takım seçelim. Mesela diyelim ki şu 6,5'luk takımı seçiyorum. Bu takımda diyorum ki işte parametreleri kendi zaten ayarladı. Clearance mesafeden ayarladı. Ben tool motion'dan curve cut diyorum. Mesela diyelim ki şu curve işlemesini istediğimi söylüyorum. Şuraya bir örnek olsun diye. Başlarken diyorum ki şu yükseklikten başla. Neyse şuradan başlasın. Ondan sonra helical cut yapmasını istediğimi söylüyorum ve helix'teki pitch değerinin atıyorum 1 olmasını istediğimi söylüyorum. Böyle kesintisiz bir şekilde finish yapar gibi parçayı işlemesini sağlıyorum mesela gibi. Böyle giriş çıkışlarda yine kontrol edebiliyorsunuz. Bunda geldik tool motion'da dediniz ki ben şuradaki en son noktaya geldiğimde buradan led out'la çıkmasını istiyorum. Atıyorum ne kadar bir led out? Normal led step işte 3 birim çıksın. 3 birim çok. 1 birim çıksın diyorum. Ya da tangent deyip 0 diyorum. Şuradan dedi radius 1 olsun. Önce 60 olsun. Şuradan yönüne falan bakıp uygun yönü ayarlayabilirseniz bu şekilde işlemeden de çıkışı daha düzgün olsun diye tanımlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hani daha kolay girsin, daha düzgün çıksın diye böyle bir trajektoriyi kullanabilirsiniz. Beraberinde profil işlemelerde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda delik delme de dediğim gibi buradaki delik delme komutlarını kullanabilirsiniz. Uygun bir takım buradan seçelim. Yani yeni bir takım olsun. Örneğin onluk bir matkap olsun. Defans olarak burada delik çaplarını söyleyebilirsiniz. Delik çaplarını söylediğiniz zaman delik çaplarına uygun olacak şekilde ve deliklerin oluşturma mantığına göre burada delikleri tanıyor. Delikleri de buradan değer dediğiniz zaman işte gördüğünüz gibi delik delme işlemlerini de kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Gagalama, işte delik içerisinde bekleme gibi opsiyonlar da delik içinde kullanabiliyorsunuz.
Özellikle bahsetmek istediğim konu high speed milling ile beraber gelen fonksiyonlar. Onun dışındaki trajektörü, delikten ve opsiyonları zaten daha önce Creo'da kullandığımız opsiyonlar ama bu modülün içerisinde var olan fonksiyonlardı. Bu şekilde bahsetmek istedim. Bu aşamada sormak istediğiniz sorular varsa cevaplamak isterim. Ya eğer sorularınız varsa iletebilirsiniz, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sanırım yeterince anlaşılır oldu ki soru yok. O zaman ben herkese katılım için teşekkür ediyorum. İnşallah yine bir başka webinarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Katılımınız için teşekkür ederim.